Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa, yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Evet dostlar, bugün kuşlarıma mamayı hazırladım ama henüz vermedim. Gördüğünüz gibi suluğumuzu da çıkardık. Suluklarımız da yok şu anda. Çünkü malumunuz, yani takip edenler için söylüyorum, biliyorlar. Kuşlarıma geçtiğimiz hafta bir iç parazit uygulaması yaptım. Yavrulara zararı olmayacak bir ilaçtan bahsediyorum bu arada. Talibin açıklama kısmında yazdım talibini. İç parazit yaptıktan sonra dostlarım, kuşlarımıza yine bir hafta boyunca probiyotik verdik. Probiotic Bird kullanıyorum, biliyorsunuz probiyotik. Ve şimdi vitamine başladım dostlarım. 3 gün vitamin vereceğim ve arkasından tekrar bir 3 gün talibi kullanacağım ve böylece iç parazit varsa kökten çözüm bulmuş olacağız dostlarım. Şöyle genel olarak değinirsek iç parazit uygulamasına, konumuz başka da buna madem değindik hemen söyleyelim. Dostlarım, öncelikle 5 gün boyunca veriyorsunuz. 5 gün boyunca veriyorsunuz. 5 günün sonunda en az 6 gün diyorum ben. En az 6 gün probiyotik veriyorsunuz. Bu probiyotiğin sonunda bir 2 gün ya da 3 gün vitamin veriyorsunuz. Ve bu vitaminin sonunda da tekrar bir 3 gün boyunca talibin, yani iç parazit ilacı, herhangi bir ilaç da olur, kullanıp arkasına tekrar 5 gün boyunca probiyotik veriyorsunuz. Kuşlarınıza probiyotik vermeden korkmayın. Probiyotiğin hiçbir sakıncası yoktur. Haftada en az 3 gün vermenizi tavsiye ederim. Şimdi dostlarım, öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve emeğimi karşılığı olarak videomu beğenirseniz teşekkür ederim. Bugün sıkı takipçilerimizden gelen bir hani mesajla, yorumla şuna değinmek istedim. Ben normalde biliyorsunuz ki muhabbet kuşlarımda nipel suluk kullanıyorum. Yani şöyle gösterelim hemen. Buraya dizdim. Önceden ayarlamasını yaptım. Ben görmüş olduğunuz gibi muhabbet kuşlarımda nipel suluk kullanıyorum dostlar. Bu nipel suluğun içinde bilya yok dostlarım. Yani bilyasız. Bu hava sistemli çalışıyor. Bunu bu ağzına kadar, şuraya kadar dolduruyorsunuz. Sonrasında basınçla böyle kuşa kafesine koyduğunuzda kuş buraya değdikçe akıyor dostlar. Yani ucu tıkalı değil. Bilya yok. Kuşun ittirmesine gerek kalmıyor. Bu bilyalıdan daha iyi dostlar. Neyse, bunu kullanıyorum. Normalde sezonda özellikle yazın bunu kullanıyorum. Bunun yanındaki bu 200 milim dostlar. Bunun yanındaki de 400 milim. Yani 400 milim ben ne için kullanıyorum? Tabii ki salma boylarda kullanıyoruz. Kuşlarımız, özellikle bakın yazın kullanıyorum. Neden? Çünkü yazın kuşlarımız fazla su tükettiği için bitmesin diye 200 milimlik kullanıyorum dostlarım. Şimdi bir de bu normal klasik standart suluğumuz var, 200 milim olan. Bir de bunu kullanıyoruz. Bunu da yine yazın takviye amaçlı veriyoruz dostlarım. Ama ben şunu söyleyeyim. Mesela bu sulukta kuş buraya gagasını değiyor, mama yiyor, yem yiyor, bir yere değiyor. Buraya geliyor, gagasını değiyor. Suyunuz hemen mantarlaşmaya başlar 24 saat içinde. Biz bu yüzden diyoruz ki suluğunuzu günlük değiştirin dostlar. Yani mantar hastalığına yakalanmasını istemiyorsanız kuşlarınızın, suluğunuzu değiştirin. Bu yüzden ben bu suluğu kullanıyorum dostlar. Biraz pahalı bir ürün cidden. Nereden aldım? Seva Kafes'te var. Bir de bu markayı istiyorsanız Stalizioni'yi. Bu da akyolkardeşler.com mu? Ne, orada olması lazım. Dostlarım, bunun en büyük özelliği, artısı nedir? Yani şuna göre artısı nedir? Şimdi bu standart sulukları, bu da 100 milimlik bu arada. Bu 200 milim. Bu 100 milim dostlar. Şimdi
Bu standart sulu kullanırsınız. Kuşlarınızı hasta edebilirsiniz. Örnek veriyorum. 3 gün boyunca durur, 5 gün boyunca durur. Kuşlarınız hasta olur. Bir kuşunuz ölür dostlar. Zaten örnek veriyorum. En kötü yerli besliyorsanız 50-60 lira. Şu suluk 20 lira olması lazım. 50-60 lirayı çöpe atmaktansa şu suluğu alın. Nedir bu suluğun avantajı, özelliği? Dostlarım, burada kuş suyun içine, yani evimizde damacana su kullanıyoruz ya içmek için, onun gibi düşünün. Kuş içmek istediği miktarı şuradan, serçe parmağımla gösteriyorum. Buradan dostlarım içiyor ama suya hiçbir şekilde temas etmiyor içerideki, buradaki baş parmağımdaki. İşaret, yani işaret parmağım da arkada, o da kafa. Şurada baş parmağımdaki bölme dostlarım, buradaki suya hiçbir şekilde temas etmiyor. Ve bunu, inanın dostlarım, 10 günde dursa sıkıntı olmaz da ben 5 günde bir değiştiriyorum ve maşallah suyumda hiçbir zaman bozulduğunu görmedim. Özellikle içine de 1-2 damla elma sirkesi damlatırsanız zaten kolay kolay bozulmayacaktır dostlar. Gelelim son zamanlarda, şunları zaten aldım. Bu da 100 milim dostlar, aynı sulu 100 milimli. Bunu da işte yani kullanma evresi nasıl diyeyim size, örnek veriyorum. Elma sirkeli su verdiğinde 2 gün duracak mesela, bunu verebiliyorum. Bundan veriyorum dostlar. Bunlar genellikle benim takviye suluklarım. Ben bunu kullanıyorum aslında. Şimdi gelelim bu küçük suluğa. Burada görmüş olduğunuz suluğa. Görüyorsunuz içinde vitamin var. Şimdi sormuşsunuz. Özellikle dikkatli takipçilerimiz sormuş. Bu arada dostlarım çok özür diliyorum. Şöyle çayımdan biraz yudumlayayım. Şimdi dostlar, az önce göstermiş olduğum suluğu ben vitamin verirken kullanmıyorum. Sebebi nedir? Şimdi vitaminlerimizi biz günlük verdiğimiz için ya da destek ürünlerini günlük verdiğimiz için, bu günlük dozajdır dostlar. Yani bulabiliyorsanız bundan temin edin. Büyük ihtimalle çırpan kuş dünyasında olması lazım. Facebook'tan ararsanız bulursunuz. Günlük dozaj dostlar. Ben bunu bugün veriyorum mesela sabahtan. Ertesi gün sabah tekrar alıyorum ve böylece ne yapıyoruz dostlarım? Hemen bunu da size anlatayım. Diyelim ki sizin elinizde 100 ml suluk var. 100 ml suluğa dostlarım, mesela şu kadar da koysanız bunun yaptığı işlevi yapar mı? Yapar. Ama ben sistematik bir adamım. Yani ben bunu ne kadar koyduğumu, ne kadar içtiğini gözlemlemem gerekiyor. Ve bu yüzden burada ne kadar koyduk, ne kadar ettik belli. Yani bunu buna doldurduğunuz zaman inanın görünmüyor bile. Yani şuradan çıkmıyor dışarıya. Ama şöyle bir şey, çok pahalı bir ürün değil, 1 lira olması lazım. İlaç, vitamin gibi ürünlerinizi günlük vereceğiniz için bunda vermenizi tavsiye ederim. Bu suluğunuzu da normal rutin olarak kullanın. İlaç işte vesaire sürmeyin. Normal temiz suyunuzu bununla verin. Dostlarım bunlara değer verin. Bu hayvanlara değer verin ki onlar da size karşılığını versin. Şimdi şöyle örnek vereceğim. Benim elimde şu anda 25 adet kafes var. 25 adet suluğa 25'er milimden, 25'er milimden ne kadar vermiş oluyorum dostlarım? Otomatik olarak 1 litre kullanmış oluyorum. Yani 1 litre ancak kullanıyorum hatta. Ben 1,5 litre yapıyorum genelde. Yavrulu takımlarımız için. Mesela bu takım yavrulu. Hemen size suyu da vereyim, bakın şu an susamıştır. Evet, gördüğünüz gibi. Bu takım yavrulu. Bu mesela akşama bunu indiriyor. Ben tekrar oradan takviye yapıyorum. Sizler de böyle yapabilirsiniz dostlarım. Yani suluk sorduğunuzda bana neden nipel suluktan vazgeçtim diye soracak olursanız tekrar hemen söylüyorum. Nipel suluğundan vazgeçmedim. Asla da vazgeçmem. Onu da söyleyeyim size. Yani üretici için dostlar muazzam bir ürün. Ben bunu kullanıyorum. Tavsiye de ederim. Kuş bakın normal su içmek istiyor şu an oradan.
Yani bunun içine normal su koyduğumu biliyor arkadaşlar kuş. Buna da vitaminli su koyduğumu biliyor hayvan. Yani bunda taze su, içinde hiçbir şey olmamış, saf su içtiğini biliyor hayvan. Ve buradan saf su içiyor. O yüzden bunu içine vitamin koyarak, bunun içine vitamin koyarak kuşu bu sifon sisteminden uzaklaştırmak istemiyorum. Aslında kuş burada bize her şeyi anlattı dostlarım. Umarım faydalı, açıklayıcı ve sizler için yararlı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Instagram Evde Muhabbet hesabından beni takip etmeyi ve Facebook'tan da Evde Muhabbet Üretim YouTube sayfamızda gelmenizi isterim dostlarım. Çünkü oradan da satılık kuşlarımı paylaşıyorum. Ayrıca çekilişlerimizi yapıyoruz dostlarım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım. Bye bye.